Hoş geldiniz savunma arkasına. Bir tarafta Royce'un Türkiye versiyonu Ervatural Yerekon ve bir tarafta da Terzic'in Türkiye versiyonu. Yok, Mehmet Ayan. Klişeleri bozanlar hayatımızı güzelleştirir ve farklılaştırır. Icardi gibi. Icardi'ye 20 milyon avro bonservis vereceğini bir kulübün düşünmüyorum. Muslera'nın yanına irice bir kaleci alamazsın. Çünkü Muslera'nın yanına ona koşut bir kaleci aldığı zaman ikisinden de verim görmezsin. Şu anki Gedson Fernandes frekansı Şenol Hoca'nın en tarihi dokunuşlarından biri olmaya doğru gidiyor. Torreira'yı aldı ya Galatasaray işte 6 milyon. Abicim tamam da yani Torreira'yı aldın, son yıllarda yaptın kaç tane transfer Torreira gibi? Hayır, bulabilirsin diye onu söylüyorum yani. Ya bul o zaman işte. Bulduğun zaman da pahalı alma. Üçünü topluyorum. Biri yarım Icardi, biri yarım Abubakar. Etmiyor. Böyle Fenerbahçe kadrosu varken Zaha'dan önce bir 9 numara almak gerek. İhtiyaçlar hiyerarşisinin tepesinde 9 numara varsa 2000 yılında Azil'in yaptığı gibi Kenneth Anderson çapında bir adam getireceksin ve tartışmayı bitireceksin. Ben yıldız 9 istiyorum kardeşim. Onu al. Livakovic'i al. Ondan sonra ne alırsan al noktasında şu an Fenerbahçeliler. Ama bak, gitti diye üzülme, yaşandı diye tebessüm et. Gitti diye üzülme, yaşandı diye sevin. Çok güzel. Hoş geldiniz savunma arkasına. Yüksek enerjimizle karşınızdayız. Bir tarafta Dortmund'un yıldızı Royce'un Türkiye versiyonu Ervatural Yerekon. Adım adım şampiyonluğa gidiyor değil mi? Bekliyoruz vallahi, heyecanlıyız. Ve bir tarafta da Terzic'in Türkiye versiyonu. Yok, ben direkt Lul veya Fernandez gibi hissediyorum kendimi. Bu aralar kendimi Fernandez gibi hissediyorum. Lul gibi hissediyorum. Sever misin hep kazanmayı abi? Hep. Deli misin ya? Winner Mehmet Ayan. Tam bir kazanan. Tam bir kazanan. Abi tebrik ederim. Hakikaten muhteşem yine. Real Madrid abi gördün nereden geldi, kazandı şampiyonluğu aldı. Böyle bir kültür olamaz. Yani. Gerçekten acayip. Hakikaten. Ya, tam savunma arkası programı gibi winner bir kültür var Real Madrid'de de. Ben valla zor kazananları seviyorum Veli genelde. Ha, biz de zor kazandık. Çok. 2-0'dan Partizan'a geçtik. Döndük. Barcelona karşısında favori değildik. Kazandık. Geldik. Finalde geriden kazandık. Barcelona gibi zor kazananları, Dortmund gibi zor kazananları seviyorum. Barcelona hiç kazanamıyoruz. Bu hafta üzülme de. Bu hafta üzülme de aman diyeyim ha yani. Aman. Aman Allah korusun. Sen de üzülmek istemiyorsun ki sen de Dortmund. Ben de Dortmund kazanmasını istiyorum elbette. Bu arada bu ben güzel sohbetin... Neden? 10 senedir şampiyon ya. Ha, Bayern tutulur mu ya? Bayern tutulur mu abi? Tutulmaz Bayern. İçeride sen Mainz'dan mı? Kimler 3 yiyorsan ondan sonra... Leipzig'ten abi, Leipzig'ten. Ben bekliyordum bu arada. Konu kapanıyor yani. Ama Real Madrid tutmanın Bayern Münih tutması çok mantıklı bu arada yani. Değil mi? Real Madrid, Bayern Münih, Galatasaray. Ben orada farklıyım. Avrupa ile açtık. Kendiliğinden gelişti sohbet. Ama şimdi ligimize döneceğiz. Dönerken de şunu da rica ederim izleyicilerimizden. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz değil mi? Yani lütfen. Ne kadar çok abone sayımız artarsa daha fazla içerik, daha fazla emek de var. Sen hep söylüyorsun arkada yani. Arkadaşlarımız çok çalışıyor, çok uğraşıyor. Herkesin emeğine sağlık. Biz biletler, burada seslendiriyoruz. Biletler cebimde de değil yani. Bilet falan da almıyorsun. Bedava yani. Aboneyim, abone. Tık diyorsun. Hatta şu anda yeri gelmişken tık, tık. Bir abone, bir beğeni. Tamam bitti. O kadar değil mi? Aynen öyle. Peki. Ya bir lisan, bir insan, bir abone, çok içerik. Aa güzel, çok güzel slogan. Anında yeni, söyledi bak. Yeni slogan. Yeni slogan. Bir abone, çok içerik. Güzel. Çok güzel. Şimdi şampiyonluğa adım adım giden, artık 1.90 dakikası kalmış olan Galatasaray ile başlıyoruz. Ama bu şampiyonluğa giderken de hakikaten, yani abi olacak diyoruz ya golcün. Icardi 2'de 2 attı. Galatasaray'da şampiyonluk haftalarında oynanması gereken oyunu mu oynadı Mehmet abi? Ne diyorsun? 14-15'i çok adresliyoruz. Benziyor. Çok benziyor. Son 3 maçta Galatasaray gol yemiyor. Çok en son benziyor. Gollerini 3 Karagümrük, 3 Beşiktaş'tan yedi. Sonra herkes kendine geldi şöyle. Başakşehir gibi gol atmaya teşne bir takım. Öyle ya da böyle Sivasspor etkili oyuncuları var az oyuncusu olsa da. Geçen hafta İstanbulspor'dan yenmeyen goller falan. 3 maç 0 gol. Dediğin gibi yani savunma tahkimatı Nelson liderliğinde en başta öyle başlıyor. Orta sahada geçen hafta bence çok iyi bulduk o lafı ve yakında çalarlar görürsün bizden. Elektrikli süpürge lafını büyük bir ihtimal yakında çalarlar. Elektrikli süpürge Torreira ve Icardi kelimesiz. Wordless diye bir şey var İngilizce'de. Öyle bir şey yok da wordless. Kelimesiz. Kelime bulamıyorum ki. Ya be birader. O orta oradan geliyor. Havada top en fazla 1.5 saniye süzülüyor mu? Yani. O 2 saniyede nasıl pozisyon alıyorsun? O kafayı nasıl vuruyorsun demiyorum. O haber değil de. O fake'i nasıl atıyorsun? O kaleciyi orada nasıl yanıltıyorsun? Ortaya nasıl atmıyorsun? Ve tüm bunları biz konuşurken beynimiz yanarken sen 1.5 saniyede nasıl düşünüp kuvveden fiile geçiriyorsun? Sen nasıl bir varlıksın?
Ya eli böyle oldu bak. Çok güzel. Nasıl bir varlıksın? Çok yani. Özel. Hakikaten çok özel ya. Yani orada ya dediği gibi bu gelen top sert bir ortada değil yani. Abi hepsini yapmak için 1,5 saniyen var yalnız. Ve süzerek geliyor yani abi top yani. 1,5 değil ki abarttım. 2 saniye top havada süzüyor. Ben o top bu arada taca falan gidecek zannettim. İlk böyle havalandığında baya yüksekten geliyor. Dedim ki buna yetişme şansı yok. Ben maçtaydım. Yani. Maçta zannettim. Yetişirse de en fazla böyle ortaya doğru çevirebilir. Maçta zannettim ki yani. Topu ortaya çevirdi. Bizim ufaklık şey Ali Şaşaldı mı kaleci? Aldı zannettim yanlışlıkla. Bugün az önce şeyin yaptığı gibi. Batuhan Şen'in yaptığı bayağı gibi. Bayağı falsolu vurdu abi köşeye. Yani tek anlık izliyorsun ya sonra bakıyorsun ekrana böyle bir şey olmaz. Yani. Böyle bir şey. Biliyorsun. Abubakar'ın golüyle çok koşut bir gol. Onu da ilerleyen dakika konuşalım ama bu hafta al gözüm seyreyle derler ya iki tane büyük golcüden iki tane benzer aynı zeka yapısı içerisinde çıkan aynı zihinlerden çıkan birbiriyle kıyas etmeyeceğim çünkü ikisinden de çok keyif aldığım olağanüstü zirvede iki gol çıktı. Saf golcü golleri ikisi de. Yani özel golcü. Özel 9 numara golleri. Unutma lafını bir şey soracağım. Ondan sonra hep sana vereyim. İlhan Mansız'ın Kocaelispor'a attığı bir gol vardır. 2003 sezonu olsa gerek 2004 de olabilir. Ceza sahası dışından. İlhan Mansız o golü sanki gol vuruşu nasıl yapılır o güne kadar ki en iyi gol vuruşlarından biriydi Türkiye'deki. Evet. Bu ikisi de ona benziyor. İkisi de başka goller ama İlhan Mansız ve gol vuruşu iki golde onu almışlattı. Net vuruyor bitiyor. Golcü golü. Bu arada İlhan Mansız zaten o sakatlığı yaşamasaydı saf dokuzculukta dünya klasmanı. Kocaeli golü ikondur değil mi? Belki de Türkiye'de attığı en güzel gollerden biridir. Göztepe'ye attığı bir gol var. İyi de o da o seviyede bir goldür bence. Neyse İlhan Mansız'ın da ikoniklik seviyesi çok ayrıydı tabii. Zaten. Şimdi tabii Icardi'nin attığı golde bence bir şeyi gördük. Hani neden bu ligin üzerinde olduğunu hı-hı. bir kez daha gördük. Neden Icardi gibi, Abubakar gibi oyuncularla bizim savunma oyuncularımızın çok baş edemediği ya da edemeyeceği gerçeğini de gördük. Bu bizle ilgili bir şey değil. Dünya üzerindekiler de edemez. Çünkü bunlar gerçekten A artı süper yıldızlar. Golde normalde bizim alıştığımız hani dedin ya sandım. Evet evet. Önce gidiyor sandım. Bizim sandıklarımızı değiştiren isimler bunlar. Bizim alıştığımız sandıklar daha küçük. Yani bu sandıklar değiştiren yaklaşımlar. Sandıkları açtırıp bayraklar çıkartan. Bravo. Güzel. Çok güzel. Nefis tanımladın. Çünkü normalde kapayla indirdi sessizlik oldu spikerde orada. Tabii. Kapayla kaleci. İndirdi kaleci. Tabii. Çünkü Ali Şaşal da aynı. Ortaya şey. Çevirdi kimse dokunamadı. Tabii tam. Yani normal. Bu Süper Lig klişesi. Ama klişeleri bozanlar hayatımızı güzelleştirir ve farklılaştırır. Icardi gibi. O yüzden Icardi o kadar özel bir adam. Yani o pozitif enerjisinin yanında o bütün yeteneğini sergiledi. Ama böyle büyük adamlar, böyle büyük yıldızlar bu pozitif enerjiyi yansıttıkları noktada zaten bu kadar başarılı olabiliyorlar. Icardi'nin kariyerinin düşüşe geçmesinin sebebi ne? Negatif enerjili noktalarda kendine göre yaşıyor olmasıydı. E şimdi geldiğimiz noktada bambaşka bir Icardi izliyoruz. Ve fakat Kerem'le beraber. Golden sonra ne oldu biliyor musunuz? Ne i̇şte Türkiye'nin ve belki de dünyanın en zor gidilen startlarından biri olan Ali Samiyan Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na gidince bazı ayrıntılara haiz olabiliyorsun ya. Güzel. Hı. Stadyumda aşkın olayım çalmadı. Artık seyirci izin vermiyor stadyumda çalmasını. Kendi söylüyor değil mi? Söylüyor. Doğru. Bunu deplasman maçı olduğu için tabii ki şey maçında yaptık penaltıdan sonra İstanbul Spor maçında deplasman maçı olduğu için ancak Ali Samiyen'de yapılmadı. Yani çaldıysa bile artık hiç kimse onu duymadı ama ben tabii, duymadım. Tabii. Tamamen seyirci söyledi. Ya o bambaşka bir. Yani bir tane adam var ve o adamın üzerine 55 bin kişi aynı anda adeta bir gol ayini yapıyor. Bu korkunç bir şey. Ve söylettiriyor zaten. Böyle böyle yaparak aslında bu şarkıyı söyleyelim birlikte diyor zaten çocukları yani. Çocukları sohbet etme şansımız olsa muhtemelen oradaki duygunun dünyadaki bütün duygulardan daha güzel olduğunu, parayla, turayla, kariyerle, eşle, sevgiliyle, mankenle, şununla bununla ölçülmeyecek bir şey olduğunu söyler bize büyük bir ihtimalle. Muhtemelen öyle söyler. Hatta bugün yani yaşasaydı George Best 77 yaşında olacaktı. Onun benzer bir açıklaması vardır. İki tane çok güzel duygu var. Bir Liverpool'a 3 kişiyi çalımlayıp gol atmak. Bir de dünyanın en güzel kadınıyla birlikte zaman geçirmek diye. Herhalde o duygu bizim normal bir şekilde algılayabileceğimiz bir duygu değil. O yaşanabilecek bir duygu. Yani rakibine karşı böyle bir duygu yoğunluğu yaşayarak yaşatmak çok özel. Kaldı ki bu sezon nasıl hatırlanacak dersen yani Simge Sağ'ın Aşkın Olayım şarkısıyla hatırlanacak. Bu sezonun fon müziği, film müziği, ana müziği
aşkın olayım ve bunun başrolü de Icardi. Siz cumartesi günü bir kıyıdan bana vururken bir kıyıdan da bunu konuştunuz pazar sabahı, pardon cumartesi değil. Yani vurmadık. Pazar sabahı konuştunuz. Vur ama dinle Mehmet abi. Yani Veli Simge Sağ'ın konusunu açtı. Yani hep söylüyoruz bu stüdyoları konuk oldu. Dünyanın en güzel adamlarından biri de Coşkun abinin anıları, işte aşığım sanası. Hani tutmadığı takımın zihninde o kadar yıldır devam ediyor. Nitekim Simge de Beşiktaşlı. Doğru. Ve açıklaması da var. Ben de artık Aşkın Olayım şarkısını Icardi'nin şarkısı olarak biliyorum ve şarkıyı her duyduğum ve söylediğim anda gözümde Icardi canlanıyor bak, diyor. Bak mesela birisi şey dese burada bir içeriden söylenmedi hiç dese şöyle gülümseyen bir Icardi suratı tabii geliyor. Tabii direkt gözünün önüne o geliyor yani. Direkt bana o gelmiyor biliyor musun? Ne geliyor? Aa, sende ne geliyor? Icardi'nin gol attığı her maçta tribünde olduğum için. Icardi'nin suratını ben nereden görüyorum? Abi ne geliyor sende? Tüm tribün geliyor. Güzel. Ha, acaba merak ettim dedi ne geliyor acaba? Tribün geliyor abi. Ben çünkü Icardi'yi hiç sizin gibi görmüyorum yani hiçbir maçta. O tribünde beraber söyledi. Ben tribünü gör, ben tribünü görüyorum yani. Galatasaray tribünü görüyorum. İstanbulspor maçında olsun, herkese Sivas maçında olsun, Başakşehir maçında olsun vesaire. Peki bu Icardi'nin bonservisini alabilir mi? Galatasaray alabilecek bugünkü mi? Bugünkü konuşulan rakamlarsa gitsin alsın hemen. 8'e 8'e alıyorsa hemen hiç. Abi zaten en başta pazarlık masasının pazarlık başlangıcının 10 olacağı söyleniyordu. Zaten bir yılı kaldı. Peki o zaman siz sözü bana bırakın. İki tane Avrupa futbolunda çok ötede bilen arkadaşıma ben sorayım. Bu Icardi'yi ben görüyorum, sen görüyorsun. Galatasaray Okan Hoca görüyor da. Icardi'yi çıkartıp uydurdum. Tamamen attım. Juventus 20'yi basmaz. Şöyle şimdi iki tane başlık söyleyeyim. Bir, bugün bazı konuşmalar da yaptım. Çok ciddi bir Milan ilgisinden bahsediliyor. Ama Giroud'u da uzattılar. Ama seninle ne konuştuk? Bu takımın bir tane ana santrafora ihtiyacı var. Giroud ile bu büyük maçları oynayamıyor. Doğru. İkiniz benden daha iyi biliyorsunuz. 20 falan oralarda para değil arkadaşlar. Değil doğru. 20'yi bastırır ve Galatasaray top görmez. Bak abi Bayern Münih'in santraforunda Choupo-Moting oynuyor. Choupo-Moting Icardi'ni sol ayağı etmez. Uluslararası anlamda bu kadar 9 olduğu değil tam tersi kıtlığı yaşanırken Icardi gibi bir saf golcünün isteneceği gerçeği olacaktır. Ve mutlaka. Bu sezon adeta Haaland'la beraber tekrar 9'lar yüksem çünkü geçen sene bu sene bu dakikalarda konuşmuş olsaydık ya bir Haaland var ama bakalım City'de yapabilecek mi diyorduk. Çünkü hep anlattığım müthiş replik bizim Erzurumlu Necmiye teyzenin anneme söylediği laf. Gönül Hanım diyor bir sülale mi gelinle oyacak bir gelin mi sülaleye oyacak diyor. İlla biri birini oyacak mı? Oyacak. Erzurum oyacak. Hayır genelde de öyle mi oluyor diye. Genelde öyle olacak. Dolayısıyla şimdi geçen sene bugünlerde Haaland City'ye uyacak mı uymayacak mı dünya konuşuyordu. Şimdi Haaland City'ye City Haaland uydu. Oradan güzel bir aile çıktı ve tekrar 9'lar gündeme geldi. Tabi burada Van Damme'lar etkisi önemli. %100. Yani çünkü biraz da menajerlik kısmında daha aktif olduğu için oradaki ücret para konuşacak yani ister istemez. Mutluluk kısmında önemli. Çok önemli içinde. Mutluluk kısmında adam ısrarla söylüyormuş. Çok mutlu. Çok mutluyum burada ve burada devam etmek istiyorum ben diyormuş yani. Israrla bunu söylüyor. Yani ya Icardi kariyer, mesela kariyer sen yaparsan kariyer. Abi Icardi orada şey yapılabilir yani. Diyelim ki Milan'a orada gitti. Orada topa girebilir abla yani. Tamam da abi diyelim ki Milan'a gitti. Milan'da mesela farklı olarak gerçekten neler yaşayabilir çok üst düzey. Abi bu sadece... Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayabilir mi? Hayır yaşayamaz. Geçen hafta yaşayamaz yarı final oynamadı mı Milan Şampiyonlar Ligi'nde? Abi yok. İşte elenecek orada değil mi? En fazla oraya kadar gidiyor. Sadece Icardi'nin isteğiyle olacak bir şey değil. Yani. Milan... Gelemez görürsün. Bezo yani. Bence de çok zor da. Buradaki aktörler sözüm ettiğiniz gibi Van Damme, Icardi diyelim Milan ve Paris Saint Germain. Galatasaray burada aktör olamaz paralardan dolayı. Bu konuda haklısın. Hani aktör Galatasaray orada yardımcı oyuncu olamaz. Figüran olamaz bu şeyde ama Galatasaray 8'i 10'u falan basınca bak ben bunu söylüyorum. Ha. Oyuncu bazında olur aktör. Dakika, ben bunu söylüyorum. Oyuncu bazında olur abi aktör. Hayır. Oyuncu peki bu sarmalda ben Galatasaray istiyorum zaman ne diyecek Paris Saint Germain? Ay sen çok güzel çocuksun bana 10 getirebilir mi diyecek bu formda bir adamı. Orada Milan, burada Juventus, şurada biri otururken. Arada çok büyük bir fark olmazsa Paris Saint Germain için çok büyük bir fark olmadığı sürece bunun bir problem olacağını zannetmiyorum çok yani. Çok büyük fark olmazsa olmaz bence de. Ama çok büyük fark olursa çok olur. Büyük fark olursa elbette olur ama ben de Icardi'ye 20 milyon avro bonservis vereceğini bir kulübün düşünmüyorum. Ama Veli'cim bak orada anlaşamadığımız konu şu. Şu attığı gol kaç yazar ya? Şu gol sadece bu gol. O da diyecek doğru ki yani. Ali Şaşal seviyesinde daha doğrusu Ali Şaşal'ın yediği golü ya da Süper Lig kalesinde yenen golü yemeyebilirler. Batılı bir scout orada o topun ortalandıktan sonra kafa vuruşuna mı bakar Ali Şaşal'a mı bakar? Kafa vuruşuna bakar. Bence kafa vuruşuna bakar. Elimizin güçleştiği yerler ama tekrar söylüyorum 8'e 10'a falan alacaksa Galatasaray başım üzerine. Peki şampiyon
Dursa Galatasaray çok yakın artık. Icardi sene sonunda giderse. Icardi görevini yapmıştır diyebiliriz yapmıştır, değil mi yani? Yapmıştır. Her türlü yapmış. Aşkın olayım sezonu abi. Ya işte o yüzden çok da üzülmemek gerekir böyle bir durum olursa. Çünkü Icardi bu ligin üzerinde bir santrfor. Gitti diye üzülme, yaşandı diye tebessüm et. Bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin. Çok güzel. Ama ayakkabı... İkisi de. İkisi de. İkisi de. Ayakkabın yok diye üzülme, ayağın var diye sevin. Aa, bu da güzel. Buradan şeye bakacaksın. Üst üste, üst üste, üst üste az, abi. İkisi az de çok iyi. Şükretmek, şükür, şükran, teşekkür hepsi aynı kökten gelir biliyorsunuz. Biraz şükür, şükran, teşekkürle de bakmak işte lazım. İşte ondan dolayı gerginlikten değil de şükranla keyifle, bakmak lazım. Keyifle. Kesinlikle. Peki abi bir formül var. Bu formül ne? Nedir formül? Dursun Özbey'in şampiyonluk yolunda yaptığı kritik hamleler. Neymiş? Prim formülü abi. Bunu çok son yıllarda tercih etmiyorlar. Özellikle Fenerbahçe'nin bunu tercih etmediği için çok eleştirildiği de konuşuluyor her zaman biliyorsun. Yani şampiyonluk yollarında kritik hamleler yapılması gerekir denilir ya. Dursun Özbek de 3 haftadır maç başı prim koyuyor abi. Hatta geçen gene soyunma odasından sesler geldi maçtan sonra. Böyle bir anda bir alkış koptu. Bir anda şampiyon Galatasaray tezahüratları Dursun Başkan'ın içine girdikten sonra yeni bir prim daha çıktı son maçtan sonra. Ve bu muhtemelen kalan Ankara Gücü maçında devam edecek. Öyle gözüküyor. Hatta ve hatta üzerine hiç belli olmaz. Şampiyonluğu ilan etmiş olsa dahi sonrasında derbide bile çıkabilir. Hiç şaşırmam ben buna. Ben bunu değerli buluyorum. Ben biliyorsun bas paracıyım. Tabii. Ben bas paracıyım. Mehmet Ayan'ın fikrini merak ediyorum. Prim konusunda. Etkili midir bu gelinen noktada? Yani bu kritik haftalarda bu prim formülü için ne düşünüyorsun? Türk işi yöntemler etkili mi? Etkili abi. Doğru olmayabilir ama sapına kadar gerçek ben ne yapayım? Ben doğru demesem ne olur ki? Sapına kadar gerçek. Sen ne diyorsun? Mehmet Ayhan'la aynı noktadayım. Ama yani eğer bu sizin zaten ekonomik planınız dahilindeyse çok anormal bulmuyorum ben. Dahilinde midir normalde? Ekonomik. Bence değildir. Bence değildir. Bence hayatın gidişatına göre dahil olmuş olabilir. Ama... Olabilir de. Ya şu olabilir mi diyorsun yani? 3 maç 30 milyon lira bütçe... ekstra bütçe bulman lazım buna. Kenarda bir bütçe ayrılmış mıdır? Hani ileride böyle i̇şte bir durum olursa. Ayrılmamıştır. Ayrılmamıştır. Çünkü bütçe hep eksiden gelmiş, ayrılmamıştır. Öyle öyle demiyorum. Kasa kolaylığı dediğimiz şey burada biraz devreye giriyor. Parayı Dursun abi veriyor diyorsun yani. Ya yöneticiler, yönetim, ya sizin bir formülü buluyordur formülleriniz yani. Vardır demeye çalışıyorum. Ya prim konusu biraz takımın kendisiyle ilgili. Sen bir şey. Bilirsin abi böyle konularda prim formülün vardır senin yani. Benim efsane de, formüller var orada. Bende de var efsane formüller radyoda da şimdi anlatmayayım yani. Nakitsiz prim oradan formülleri. Oradan gelen buraya, buradan gelen... Nakitsiz prim formülleri. Abi, oradan gelen buraya, buradan gelen oraya hiç kasadan 5 kuruş çıkmıyor. Peki Galatasaray'da bakayım ettiğim kaldı mı, eklemediğim bir şey. Muslera'nın koşuşu, gidişi, gamlı bayışlık yapmak istemem. Haber değeri taşır. Uçağa gidiyormuş. Ha? Uçağa gidiyorum. Lavabo ekleyenler de var. Haberlerine güvenilir arkadaşlarımız. Kendisine yapılan protestoyu protesto etmek için gittiğini söylüyor. Muslera ile ilgili geçen hafta konuşmuş bir kere daha söyleyeyim son olarak. Muslera'nın yanına irice bir kaleci alamazsın. Doğru. Çünkü Muslera'nın yanına ona rekabet, ona koşut bir kaleci aldığın zaman ikisinden de verim görmezsin. Muslera ile ilgili yapacağın iki şey var arkadaşlar. A. 2023-24 sezonu Galatasaray'ın kalecisidir, yanına Jean Kattır, Batuhan'dır bir şeyi koyarsın ya da Okan'dır. B. Muslera'nın cebine son yıl kontratını koyarsın, teşekkürle, şükranla gönderirsin. Muslera'nın yanına işte atıyorum Uğurcan konuşuyor ya, Uğurcan türü gövdeli bir kaleci alayım falan. Muslera'yı son sene bitirirsiniz. Bence şu an zaten bek zamanı değil bunları konuşmanın ya. Galatasaraylılar konuşuyor yalnız. Yani sanki şampiyonluk sonrası konuşulacak konu. Hayatım ama işte şampiyonluk sonrası konuşulduğu zaman Muslera gibi haklı egosu olan tabii ki bir adamın yanına tabii doğru, irice doğru. Bir sevda verirsen irice bir tutku olmaz o. Delice bir tutku olur. Muslera'yı kaçırırsın. Ben Ege'yim. Şöyle Oliveira ile tartışmış maç içerisinde. Oliveira'nın kendisine gösterdiği tepkiden dolayı da o ortamda bulunmak istemediği iddia ediliyor. Olabilir. Olivier de kolay bir karakter değil. Sezon başında biliyorsun Ömer Bayram'la yaşadıklarını burada haberleştirmiştik. Ya Ömer Bayram'ı haberleştirmiştik. Uçağı varmış 3 günlük izin için ona yetişiyor diye bir haber vardı. Onu da söyleyeyim not olarak. Yani 3 günlük bir izin var. Ondan dolayı o akşam bir uçak var. Ona yetişmesi için koşuyor diye bir bilgi var. En geç çıkan oydu. Dünyada evet, ve Türk dünyada ve Türkiye'de Muslera için bak Ali Koç Muslera'nın uçağının kaptanı olsun, Ali Koç pilot olsun.
Muslera'nın uçağı 10 dakika 15 dakika bekler, kimse de ağzını açmaz. Doğru. Zaten o iyi atılmış ortaya bir dekor. Bu arada şunu da ekleyeyim, ondan sonra bitireyim. 5 hafta oldu, ısrarla söylüyorum. Mertens, Oliveira hala çok kötüler. Hala çok Mertens kötüler. Mertens ince bir iyi başlayayım dedi, 15 dakika sürdü. Abi o kadar sürüyor işte. O kadar abi sürüyor. Abi 2 tane başlık var bence. Bir artık rakipler onu kapatıyorlar. Yani sezon yorgunluğu bariz var bence. Bence bak hem rakipler kapatıyorlar. Hı-hı. Artık çünkü oyunun kilit noktası hücumda olmasın diye. Hem de fiziksel olarak düştü. İkisi birleşince doğru, oyunu doğru, da doğru, biraz kaybolmuş oldu. Kesinlikle. Torreira zaten alev aldı, gidiyor son haftalarda. Onu ayrıca konuşmaya da gerek yok. Torreira haber değil. Torreira haber zaten değil, doğru söylüyorsun. Haber değil. Şu anda şeyi konuşabiliriz. Yani bu ülke sınırlarının en özel gelmiş geçmiş yabancılarından biri olduğu gerçeğini doğru söyleyebiliriz. İlk gol Kerem araya koşuyu atmazdı geçen sene. Topu kendi giderdi. Aynı Kerem dönen topu gene kenara oynamaz, kendi şut atardı geçen sene. Bu seneki Kerem'in ne olduğunu anlamak için Raşista'nın koşusu sonrasında Kerem'in yaptığı iki harekete bakacaksınız. Birinci hareket, geçen seneki Kerem oraya kendi dribling eder şut atmak isterdi. Topların önüne bir daha vurmak isterdi. Bu seneki Kerem'le geçen seneki Kerem arasındaki fark budur. Ve Continental'le haftanın en güvenilir oyuncusunu konuşacağız şimdi. Ben seçimimi yapayım. En güvenilir oyuncu iki isabetli şut maç boyunca bir takım atıyorsa ve o iki isabetli şutta da sana şampiyonluk yolundaki en kritik galibiyetlerden birini getiriyorsa, zor şartlarda, zor pozisyonda bunu yapıyorsa benim için haftanın en güvenilir oyuncusu, sırtımı yaslarım o adama, Icardi'dir. Peki sence haftanın en güvenilir futbolcusu kim? Bence bu hafta haftanın en güvenilir futbolcusu Vensan Aboubakar. Bir kere mükemmel bir gol attı. Yani iddia ediyorum, dünya üzerinde o golü atacak golcü sayısı çok fazla değil. Sapkan bir golcü vuruşu. Elbette kalecinin hatası vesaire konuşulabilir. Ama Lukaku atamazdı mesela o golü. Hmm. Bak, Lukaku olsa şey yapardı, böyle kontrol ederdi iri iri. Sonra böyle biliyorsun o kolları koyar falan. Evet. O pozisyon ölmüş bitmişti. Ya bu Bakar'ın nasıl bir golcü olduğunu anladığımız goldü. Sol ayaklı abi. 3 farklı sezonda Beşiktaş'ta 12 gol ve üstü kaydeden ilk oyuncu oldu. Hatta sezon bile değil, dönem diyelim ona. Dönem. Yani ilk yabancı golcü oldu. Bu da bir tarih. Yani üst üste attığı, zaten 10 maçın 9'unda gol atmış bir adamdan bahsediyorsun. Ve şunu da anlaması lazım insanların. Aboubakar'ın ne kadar iyi bir golcü olduğu bence fark edilmiyor. Ya uluslararası anlamda da fark edilmiyor. Kariyeri boyunca o sakatlıkların da sebebiyle biraz hakkı alındı. Abi Aboubakar'ın şu hali açık ara Avrupa'nın elit kulüplerinde hala oynar. Oynar. Ya Choupo-Moting oynuyor Bayern Münih'te dedik. Oynar. Yani bakıyorsun bazı takımlara, hakikaten Beşiktaş'ın elinde bir cevher var diyorsun. Doğru. Ve öyle bir lider ki arkadaşlarını da sürekli yukarı çekiyor. Biz iki tane safkan isim istiyoruz. Sen Icardi'yi seçtin, ben Aboubakar'ı. Tadını çıkaralım. Çünkü Hollywood bir tane film çekse iki tane dev yıldız bütçesi gerekir bunu böyle izlemek için. Şu an Süper Lig'de birçok şeyi eleştirebilirsiniz ama bu iki adam burada olduğu için futbolun güzel oyun tarafını görüyoruz. Net. Başrolde Leonardo ve Brad Pitt var değil mi? İkisi var yani. Aynen öyle ya. Ya da şeyde Samuel L. Jackson'la Denzel Washington var. İki tane çok büyük süper yıldız var. Çok özel. Kesinlikle. Aynı fikirdeyim. Mehmet Ayan'a göre haftanın en güvenilir oyuncusu kim? Haftanın en güvenilir oyuncusu konusunda ben ikinizin sözlerini duyduktan sonra bir şey, onlara zaten sadece imza atılır. Tweet'i alıntılayarak. Belki haftaların değil, belki geçmişin değil ama belki geleceğin bir oyuncusundan söz etmek istiyorum. Erencan Yardımcı. Arkadaşlar 5-0'lık Trabzon maçı 9 Ocak ve ondan sonra Alanyaspor'un sahada kazanabildiği maç sayısı 2. Hmm. Başakşehir 1-0, Ümraniye 1-0. Ve Alanyaspor baya baya küme düşme tehlikesindeyken ilk 16 dakikada 4 Şubat 2002 doğumlu Erencan Yardımcı çıkıyor, takımına ağabey hayat veriyor. Yani can suyu katıyor. Oh. Bu haftanın en önemli oyuncusu, bence en güvenilir oyuncusu, üzerine yaptırım yapılabilecek bir dönemin Bertuğ'u gibi. Diyeceksin ki abi bir haftada olur mu? Sezonu kurtardı. Kasımpaşa'da Yasin de kurtardı ama ben Kasımpaşa maçına gittim. Rezil bir İstanbulspor vardı. Kasımpaşa'da da vardı ama 16 dakika Kayseri'deki güçlü deplasman, 2 tane gol atıyorsun ve hala 2002 doğumlusun. Dolayısıyla bu hafta için o krediyi sevgili kardeşimize Erencan Yardımcı'ya verelim. Noktayı koyalım.
noktalı virgül ve devamını ünlemsiz o devam ettirsin. Ben bu hafta Eren Can Yardımcı'nın bu güvene layık olması gerektiği kredisini ona açmak isterim. Kesinlikle. Peki, Continental'le haftanın en güvenilir oyuncusu kısmını kapatıyoruz ama Beşiktaş'la sohbetimize devam ediyoruz. 3 farklı Abubakar döneminden bahsettin az önce. Bu Abubakar dönemi diğer 2 Abubakar dönemine göre bence çok daha önde. Hani prime diyoruz ya, varsa diğerleri de prime da, en prime'ı da bu dönemki Abubakar diyorum ben yani. Yani gerçekten çok acayip ya, böyle bir şey yok yani. Prime sanki... O zaman prime minister diyorsun. Hakikaten öyle abi. Başbakan Abubakar yani. Güzel abi. Başbakan Abubakar. Çok güzel abi. Çok güzel ya. Hakikaten Başbakan Abubakar yani. Gerçekten Prime Minister döneminde. Prime Minister. döneminde yani Beşiktaş formasıyla 47. golünü atıyor. Ve Beşiktaş kulüp tarihinin en golcü 13. oyuncusu oldu. Hmm, 13. Yani daha var önünde. Yani 47 golde Nobre'nin 50 golü var. Geçecektir onu. Holosko'nun 55 golü var. Geçecektir diye düşünüyorum. Metin Tekin'in 64 golü var. Geçecektir. Zor da olsa. 20 gol atar mı? Abubakar mı? Evet. Atar. Yani bence de atar. Ahmet Dursun'un 67. Orayı da yakalar. Belki daha devamı gelecek, bilmiyoruz gelebilir. Ki. Gelebilir. Sergen Yalçın'ın 80 golü var. Bakın bu arada 1 numara Feyyaz Uçar 166. O pek yakalanacak. Tabii yok. Yakalanmaz. Değil. Onu söylemek lazım. Bu arada tabii maç sayısına da baktığında hani gol krallığında bir anda kendini yarışa attı ama en az oynayan Abubakar. Abi son 10 lig maçı 12 gol işte. Tabii. Şu anda. Son 9 maçın hepsinde gol attı. Hı. Şimdi şöyle, bunu sadece tabii Abubakar'la da ben seslendirmiyorum. Çünkü Şenol Hoca'nın takımı gelişmiş durumda ve oyuncular sürekli gelişiyor. Pas oyunu, bağlantı güzel. Oyunu gelişiyor. Oyuncuların birbirine bağımlılığı, bağlılığı ve oyuna olan inancı yükseliyor. Şöyle bir baktığında geleceğe dair herkes çok umutlu. Hatta en büyük şampiyonluk adayı biziz şimdiden demeye başladı Beşiktaş taraftarları. Ama bence burada çok kritik bir isim var. Adı da Nathan Redmond. Eğer Nathan Redmond kalmayacaksa, ki şu an kalmayacak gibi görünüyor, herhangi bir oyuncu alamazsınız yerine. Nasıl Abubakar'dan, Icardi'den bahsederken bu ligin üzerinde diye bahsediyoruz, Nathan Redmond da bu ligin üzerinde. Abi ne yap, et, tut. Tutamazsan bile sıradan bir oyuncu alamazsın. Bak bugün bazı isimler vardı, Borini gibi. Borini Redmond'un ikamesi değildir bence ya. Bence %100 değildir. Eğer... Öyle düşünmüyorlardır. Bence bir fırsat transferi gibi düşünülüyordur. Kadroyu geniş tutmak anlamında. Ya umarım öyledir. Çünkü ikame olarak eğer Redmond'un yerine bir ikame alacaksınız, hı-hı, o aynı seviyede Premier Lig'den, Serie A'dan yüksek kalitede bir oyuncu aynen olmak öyle zorundadır. Ve şu an yükselen oyun. Amir Hacı Ahmetoviç'i de yükseltti. Ki bak ben büyük takım formasının büyük geldiğini düşünüyordum. Hoca onu da başka bir türlü dokunuşla yükseltmeyi başardı. Herkesi yaptığı gibi. Salih'in en çok mücadeleci ya da konsantrasyonsuz tavrı eleştirilirdi. Hem mücadelesi yüksek hem konsantrasyonu yüksek. Herkesi yükseltti. Haliyle ileride de bir altın adam olunca, bir saf 9 olunca Beşiktaş bu hale geldi. 3 hafta daha sonra, bak 3 hafta daha olsa iddia ediyorum Beşiktaş şampiyon olurdu. Şöyle söyleyeyim, Şenol Güneş'in bu orta saha oyuncularına dokunuşu ve ilk başta ya bu 3 orta sahayla da olmaz hani kısmından ben çok dönmeye başladım. Açıkçası fikrim çok değişmeye başladı. Çünkü Şenol Hoca'nın şu anda oynattığı ve oynatmaya çalıştığı oyuna benzer oyunlarla şampiyon olmuş hem bu sezon hem geçtiğimiz sezonlarda en üst seviyeliklerde takımlar var. Aklıma geldi hemen, o yüzden baktım kaç gol atmıştı bu takımdaki oyuncular, orta sahalar diye merak ettim. 2019-2020 Liverpool şampiyonu. Şampiyon Liverpool, Premier League şampiyonu. Tamam. Abi Liverpool'da 2019-2020'de Wijnaldum 4 gol Premier Lig'de bütün sezon. Henderson 4 gol 4 asist. Fabinho 2 gol 3 asist. Bir şeyler düşebilir miyim? Tabii. Ama o takımda Mane ve Salah vardı. Tamam. Ve tarihin en golcü iki kanat performansını evet izledik. Ama işte bu takımda da Cenk Tosun, Redmond, Abubakar, gelirse Gezal gibi üst düzey bizim ligimize göre hücumcular var. Hı hı. Ve Şenol Güneş'in de zaten en iyi yaptığı işlerin bir tanesi özellikle hücumcuları çok iyi değerlendirmek, ki zaten geçmiş yıllarda yaptığı en iyi işlerden birisi olarak öne çıkan nokta bu.
Bu bir tercihtir. Bu bir oyun planıdır, oyun anlayışıdır. Doğru, haklısın. Napoli bu sene merak ettiğim diğer noktaydı. Lobotka 1 gol 1 asist. Zielinski 3 gol 8 asist. Frank Anguissa 3 gol 5 asist. Çok toplamda güzel. 7 gol 14 asist. Neden sadece orta sahalardan çok fazla katkı almıyor? Çünkü Kvaratskhelia, Osimhen, Hirving Lozano zaman zaman öyle gibi oyunculardan, hatta oyuna sonradan giren Raspadori, Giovanni Simeone gibi isimlerden destek alıyor. Bu bir tercihtir. Sadece bir tane daha ofansif bir orta saha oyuncusuna ama nokta atışı bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Kesin. Sonrasında bak acayip takıma dönüşür yani. Mehmet Ayan'a geçmeden şunu da ekleyeyim. İhtiyacı da olmayabilir biliyor musun? Eğer bu izlediğimiz Gedson Fernandes buraya doğru hafif hafif evrilecekse, ilk golünü attı. Ama bu adam bunları yapmaya başlarsa bence zaten tutamazsın da uluslararası seviyede çok özel yerlere çok yüksek paralara gider. Eğer ama kalıp bunları yaparsa Beşiktaş durdurulmaz bir hale gelir. Şu anki Gedson Fernandes frekansı Şenol Hoca'nın en tarihi dokunuşlarından biri olmaya doğru gidiyor. 1 gol 5 asist Gedson Fernandes, 3 gol 6 asist Salih Uçan ve geldikten sonra 10 maçta 1 gol 2 asist ki bana göre en zorluk derecesi yüksek 2 maçta. Birisi Galatasaray, birisi Adana Demirspor deplasmanı Hacı Ahmet Oviç. Şu az önce saydığın Liverpool ve Napoli orta sahalarının 3 aşağı 5 yukarı toplam maaşı kaç paradır? Maaş diyorum. Bonservis diyorum. Maaşı. Henderson, Fabinho, Wijnaldum ne kadardır? Toplam tahmini olarak... 9'u bulur mu? O günün parası. Bulur. Bulur. Güzel. Burası Napoli daha azdır herhalde çocukların. Napoli daha azdır evet. Evet. O da tahminimce hadi 6-7 civarı diyelim. 7 diyelim. Seri Enzonzi Lemina 9 verdi. Ne öğretti? Doğru. Ne alakası var diyeceksin? Çok alakası var. Hepimizin mefkuresi ya, Şampiyonlar Ligi takımı kuracağız. Şampiyon kurduk. Seri Enzonzi Lemina ne verdi? Doğru abi, haklısın. Dünya çapında 3 oyuncu aldı Galatasaray. Hatırla 2018'de Enzonzi kupayı kaldırıp gelmedi mi? Doğru, Lemina evet. Hala yok mu dükkanda? Var. Seri biraz geri gitti ama seri de o günün en iyisiydi. Evet. Ve çok iyi, bu 3 tane çok iyi oyuncu vardı. Demek ki üçlüyü doğru oynatınca, üçlüyü doğru kurgulayınca Şenol Hoca da erken gelmiş olsa... Yanlış da çok benzer 3 oyuncu bu, aldı Galatasaray'dan. İşte bu rakamlar daha yükselebilirdi. Amir Adzamedoviç 17 yaşından beri bu ülkede oynuyor evet. Ve Beşiktaş'ta yavaş yavaş o Selçuk, Kolman, Jaja'ya doğru evrilebilecek takımın Selçuk'u olabilecek sadece 6 numara mesela Torreira değil Amir Adzamedoviç. Yok değil. Daha değil. Da ileri oynayabilecek bir çocuk. Kaldı ki hem Aykut Hoca hem Mesut Bakkal hem İsmail Kartal zaman zaman onu 8 gibi de kullanıyorlardı. Doğru. Aykut Hoca'nın doğru. Elinde yoğrulmuştu. Doğru. 8 gibi de kullanıyorlardı. Bu tabloya sadece şapka çıkartılır. Erbatur'un dediğine yani 3 hafta daha olsa Beşiktaş şampiyon muydu? Zannetmem ama 3 hafta daha olsaydı ben harika bir Gedson çıkışını, özellikle Gedson çıkışını göreceğim. Salih bence daha gelmedi. Çünkü biz oraları göstermişti. Tamam. Daha gelmedi Salih. Kendi kendine kafasına vurması lazım. Abi ben bunu nasıl yaptım bu kariyeri? Hani istiyorsan aç bak. 6 Ocak 1994. 30 yaşında geldi. 18 yani. Yaşındayken adam neler evet. Yaptı yani Salih. 17 yaşından beri konuşuyoruz yani. 18 yani Gedson yaşında. Dediği gibi Erbatur'un en büyük sorunu şey zaten kalmaz yani. Abi sen senin daha kalabilir. Kalmaz mı diyorsun? Nasıl kalacak abi? Bence gitmeye doğru gidiyor. Kaldı ya. Ki orada tek söz senin mi? Değil elbette. Tek söz senin de değil orada. Aldığın anlaşma gereği. Çok yarısını alacak Beşiktaş bu arada yani. Tabii yarısını alacak. Ama çok yüksek bonservis yani. Gelebilir Gedson'a. Gelebilir kimse tabii. Zaten scoutların yani 5 yıldan beri. Ya hala genç değil mi ya? Tabii hala genç. Olay orada. Hala genç zaten. Bu arada Beşiktaş'ın çok net stoper transferine ihtiyacı var. Beşiktaş'ın yedek kulübesi transferine ihtiyacı var. Ama yedek kulübesi nasıl biliyor musun? Sen sırf yedek oturacaksın değil. Mesela bak yedek oyuncu Boreni tarzı yedek oyuncu ihtiyacı var. Bravo. Bak mesela kadroyu genişletmek için. Maxim oldu mu? Maxim olmadı hayır. Maxim olmadı. Olmadı. Ya, biz bir tane yaratıcı oyuncuya ihtiyacım var. Nokta atışı bir. Bak bir tane sol öne ihtiyacım var. Evet. Bir tane stopere ihtiyacın var. Redmond gittiğini farz edersek Gezal'ın dönüşü nasıl olacak bilmiyorum. Yani oraya da bir ihtiyaç olabilir. Gezal asla bir Redmond değil. Redmond asla bir Gezal değil. Tabii başka oyuncular. Mutlaka tabii. Başka oyuncular ama. Ya Redmond'u tutamıyorsan. Abi Redmond'u tutamıyorsan kısmında ben dayanamıyorum ya o söze. Ama işte. Abi ne yap et tut ya. Nasıl tutamazsın? Tutarsın ya. İşte ya. Şimdi çocuk oldu. Tamam biliyorum. Ya evet. Ondan sonra. Olur ya çözersin kendi, ya. Kendi hayalde Premier Lig'e dönmek isteyebilir ama. Bence de çözülebiliyorsa çözülsün çünkü çok muadili olan bir adam abi değil. Abi işte Premier yönetici gibi. Marifeti burada devreye girecek ya. Abi Lingard konuşuluyor. Lingard biraz sıkıntılı bir adam. Evet, çok emin değilim. Yani Dele Alli olabilir Lingard. Şimdiden onu söyleyeyim buraya evet, olarak. Evet.
mental kırılganlığı olan bir oyuncu çok yani. Ya bir depresif süreç de geçirdi hayatında ve oradan çok toparlanamadı. Hiç gerek yok abi. Yani bir, çok risktir Lingard, öyle söyleyeyim. Konsantrasyon sağlayamaz. Beşiktaş'la ilgili başka bir şey var mıydı söyleyeceğimiz? Beşiktaş'la ilgili ben şunu da ekledim bu arada. Hacı Ahmetoviç bence bir üst seviye Beşiktaş'ta geçmiştir. Ben seviye olarak bir üst seviye geçmiştir. Önümüzdeki sene rica ediyorum Beşiktaş'tan, diğer takımlardan, Konferans Ligi'nde hangi takım yer alırsa, yani fark etmez hangisi yer alırsa, şu an Fenerbahçe gibi duruyor mesela. Galatasaray şampiyonluğu farz edersek eğer. Abi gerçekten Konferans Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyin ya. Bir öncelik olarak önlere doğru koyun. Lütfen koyun, ne olur ya. Hakikaten bak bugün biz neyi konuşuyoruz Konferans Ligi'nde? Yani finale kalan takımları konuşuyoruz şu anda biz ya. Avrupa Ligi'nde finale kalan takımları konuşuyoruz. Geçen sene Avrupa Ligi'nde Galatasaray Barcelona'yı eliyordu. Eliyordu ya. Öne de geçti 1-0 Marcao'yla. Sonra 2-1'e döndü. Ya bu hayaller uzak hayaller değil. Bu sene Fenerbahçe Sevilla'yı eleyebilirdi. Gerçekten eleyebilirdi yani. 2-0, 0-1. Bu arada şeyi merak ediyorum. Liverpool'dan ayrılacak oyuncular belli oldu. Naby Keita gibi, Alex Oxlade-Chamberlain gibi. Evet. Bence düşünülebilir ülkemizde. Mesela Beşiktaş'a Naby Keita... Ben daha çok Euro'nun gideceği yeri düşünüyorum. Abi ben de lafın gideceği yeri düşünüyorum ve şöyle bir noktaya gidiyorum. Zaten elinde Euro ile harcama yapacağın oyuncu için ayırdığın bütçe varken bunu doğru isimlere yatırmak önemli olandır. İşte borç sarmalı devam ediyor o zaman. Abi satacağın oyuncu da Euro üstüne satacaksın. Kimi satacaksın? Jetson dedim mesela. İkinci. Bak tamam Jetson'u sattın. İkinci. Jetson'dan senin kasana kalacak kar 6 milyon euroya geçmez. E tamam olsun. 6 milyon euroya gideceğiz bir seneye. Torreira'yı aldı ya Galatasaray işte 6 milyon euro. Abiciğim tamam da yani Torreira'yı aldın son yıllarda yaptın kaç tane transfer Torreira gibi. Hayır, bulabilirsin diye onu söylüyorum yani. Ya, bul o zaman işte. Bulduğun zaman da pahalı alma. Abi, öbür türlü ne oluyor ucuz al diyorsun da Fenerbahçeliler ucuz aldı. Ucuz mu aldı? Evet ucuz aldı abi. Ucuz aldı ama çok aldı yani. Onun ideali Alex Teyes'tir. Alex Teyes'tir. Bütün onun... tamam o Getson da ideal o zaman. Alex Teyes'in 6 milyon euro. Abi 6,5 milyon euro mu neydi abi? Tamam verdin ne oldu? Getson da ideal. Sattın mı? Getson ideal. İdeal Getson da ideal. O tarz yapabilirsin. Yani bu tarz transfer yapabilirsin. Sen şimdi diyorsun ki o büyük oyuncular alalım. Öyle demiyorum illa. Sadece fikir olarak sesli düşünüyorum bazı isimleri. Bu arada tabii yerli 8+3 devam edeceği için yerli olarak da isim alınması gerekiyor Beşiktaş'a. Çünkü Tayfur ve Necip refleksi göstermek zorundasın sürekli. Mesela sen Eren Can'dan bahsettin. Bence sezon boyunca girdiği maçlarda da farkını gösterdi Eren Can. Düşünülebilir. Umut Nayır konuşuluyor tekrar. Zaten Beşiktaş'ta oynamıştı. Umut sanki düşünmüyor gibi hissettim ben röportajında. Düşünülebilir. Hani Umut kendisi düşünmüyor Umut gibi hissettim. Umut niye düşünmüyormuş? Bence Umut direkt oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor diye tahmin ediyorum ben. Olabilir. Yani ben röportajında ben öyle hissettim. Ben Umut'un yerinde olsam Ümraniye'de tekrar zirveye çıkarttığım bir kariyeri tekrar Beşiktaş'ta pekiştirebilirim. 8+3 hala devam ediyor. Abi Allah korusun bunun sakatlığı var, kırmızı kartı var, Türkiye Kupası var, UEFA Avrupa Ligi var, Cenk alternatif olmak var. Var oğlu var yani. Ben Umut'un yerinde olsam tekrar Beşiktaş benim önüme kontrat koyduğu zaman çok düşünmem ya. Beşiktaş koyuyor abi kontratı. Bu arada sahiplenmiş bir sayısın takımı ve oyunu ne kadar fark oluşturduğunu son haftalarda görüyoruz. Kesin. Bu arada haklı çıkmanın da gururunu yaşıyoruz. Adana Demirspor Beşiktaş maçı ile ilgili haftalardan beri söylüyoruz Nitekim de hakkını verdi o maç. Bu arada Demirspor demişken ben Yusuf Sarı'ya zaten bayılırdım. Valla çok iyi geliştirdi be. Yine çok iyi performans Bravo gösterdi. Yani burada Montella Hoca'nın hakkını verelim. Sağ içindeki lider oyuncularında. Bak herkesi Yunus'u yükseltti, Tayyip Talha'yı yükseltti, Samet'i yükseltti, Yusuf'u yükseltti. Oyuncuların hepsini yukarı aldı. Yusuf Sarı da 8+3 devam ederken kolay değil Demirspor'dan oyuncu almak ama büyük takımlardan birinin de transfer komitesinde olsam direkt Yusuf Sarı için transfer girişimini başlatırım. Montella'nın da yardımcıları var tabii. Gökhan İnler ve Stambuli gibi önemli yardımcıları var. Onu da söyleyelim. Peki. Katılmadı Mehmet Ayan sanki. Öyle baktık. Gökhan İnler'in Beşiktaş'tan nahak yere gönderildiğini düşündüğüm için aklım hep aynı. Nahak yere Beşiktaş'tan Şenol Hoca Gökhan İnler'i göndermiştir. Gökhan İnler o günün Gökhan İnler'inin orta sahada Beşiktaş'ta gösterdiği performans, ben demiyorum ki 40 maç oynasın o çocuk orada duracaktı. Çok o çocuk bir adam da takımın abisiydi, lideriydi, kaptanıydı ve Napoli'de Maradona'dan sonra 3 oyuncu da Türkiye'de değil mi? Evet. Gökhan dahil. Güzel. Gökhan, Hamşik, Mertens. Doğru.
Ve Gökhan da öyle kuru bir adam değil. Bayağı sonra gitti Leicester'da şampiyon olmadı. Oldu. Güzel gitti, her yerde şampiyon oldu. 8 sene Serie A yaptı. O çocuğu böyle vuruşturulup fırlatılmış, kendini kimsesiz verken unutulmuş hissettiği bir şekilde gönderdi Şenol Hoca. Ve Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'ye geçerken tabii bu hafta maçı yoktu ama transfer fazlasıyla konuşuluyor Fenerbahçe'de. Ama Ryan Kent bitti deniliyor. Livakovic yolda olduğu söyleniyor. Ama bir isim daha var ki Zaha. Fenerbahçelileri en çok heyecanlandıran isim Zaha. Ama Mehmet Ayhan'la başlayacağım ben. Ya bu bir şey söyleyeceğim. Çünkü hocanın kim abi, olduğu, hocanın bizden... geleceği belli değilken bu kadar çok büyük deli bir masraf değil mi? Bu adamlar çok pahalı değil mi? Ben mi kafayı yedim ya? Abi tiktak mı bu maliyeti olmasın? Biz burada hep konuşmadık mı yani en baştan beri Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği yanlış diye? Bu arada aklıma ne geldi? Sanki kulüpler de böyle bir tiktak gibi kiralama yöntemine gitse olmaz mı ya? Kiralama. Aynen. Var. Valla aklıma geldi. O zaman anda. Hani maç başı diyoruz ya dakika başına para ödeseler daha iyi. Düşsene dakika başına TikTok gibi kötü oynadığı maçlarda ücret almasın oyuncular. Enteresan. TikTok'la araba sahibi olmanın tüm dertlerinden de böylelikle kurtularak benzer bir modeli TikTok'tan adeta apartarak. Güzel. TikTok belki kulüplerimiz bu tarafa doğru yaklaşabilir. Yani Mehmet abi ben niye araba almıyorum zaten? Niye? Çünkü çok fazla masrafı var, çok fazla gider var ama TikTok'ta öyle mi? Çok rahat. Abi TikTok çok büyük olay ya. Vallahi bak. Geçen gün radyoda İlker'le oturuyoruz. Camdan aşağı baktım. Baktım bizim erkek. Cillop gibi bir arabayla geldi. Cool bir araba. İndi arabadan. Vay dedim ya. Erkek nedir dedim mevzu. Neymiş biliyor musun? Ne abi? O da TikTok'tan kiralamış. Ha? TikTok'tan. Çocuk her gün beraberiz. Bana daha yeni söyledi. Bir de TikTok ne ucuymuş herif. İşte bak geçen şampiyonların oyununda Sinem'le konuşuyordu. Evet. O da TikTok Neo paketine giriyor. Abi 30'luk var. 60'lık var. 120 var. Sen ne yaptın yenge? 180 var. Aldı mı yenge? Aldık abi biz. Ne diyorsun ya? Aldık. Abi kulüplerde böyle davranış olmaz mı ya? Böyle bütçene göre seçiyorsun falan ya böyle hani bu olayı. Ha. Ne diyorsun? Oğlum sana kalsa kulüpler basacak parayı, her şeyi, her yeri, herkesi alacaklar. Mezardan çıkartıp Maradona'yı aldıracaksın siz kulüplere abi, ya. Abi öyle deme. Biz TikTok'ı saat sesi sanarken ailece kullanıyorlardı veliler. Abi ben sana dedim. Tam Mehmet Ayhan'ın uygulama diye söylemiştim sana. Doğru. Geçen hafta adam uygulamayı başlattı. Satın aldı. Kaçlık aldın abi sen? Paraya kıydım 120'lik aldım. Oh! 120. Ama gayet mantıklı. Şimdi arkadaşlar bu TikTok konusunda gerçekten bu arkadaşlarımızı yöneticileri tebrik etmek lazım. Çok iyi bir girişimcilik. Üstüne TikTok Neo'da daha da büyük bir olay. Şimdi ben hafta içerisinde birkaç not aldım konuyla ilgili. İzin verirseniz onları okumak istiyorum çocuklar. Şimdi günlük paket hakkını ister tek seferde ister bölerek kullanma hakkı var. 30 günde bir otomatik yenileme var. Yenilediğin sürece sabit kalan aylık paket ücreti yanda duruyor, ona dokunmuyoruz. Cayma bedeli yok. En önemli konulardan bir tanesi. Paketler arasında geçiş esnekliği söz konusu ve dilediğin araba grubundan sana en yakın olanı kullanma avantajı hakikaten çok kıymetli ve direkt hepimize dokunan, aynı zamanda kesemize, aynı zamanda rahatlığımıza dokunan harika bir emek verildi. Bir şey unuttu sanki. Ne unuttum sanki? Abi herhangi bir taahhüt vermen gerekmiyor. Ha güzel. Ayrıca. Tam tersi. TikTok sana taahhüt veriyor. Bu kadar basit. 12 ay boyunca sabit fiyat garantisi veriyor. Vallahi transfer dönemine de el atsın TikTok. Kulüplerin ekonomisi rahatlar bayağı. Bu kadar basit. Tekrar tebrik ediyoruz. Gerçekten yöneticilerin almış olduğu hem cebi hem de hayatımızın kolaylığını rahatlatmasını öteleyen ve güzelleştiren kararlar. Muazzam girişimcilik. Tebrikler. Tebrik ederiz. Peki bu bilgileri de verdikten sonra TikTok'ta konuştuktan sonra Zaha'ya geçelim. Altta da görüyorsunuz KC'de. Fenerbahçelileri heyecanlandıran isim Zaha. Şöyle gelmez deniliyor. Çünkü yıllık imza bedeli için 10 milyon avro olduğu söyleniyor. Gelir mi gelmez mi önce onu sorayım. Yani imza parası istediği bilgisayar imza parası ister. Ben şöyle, normal. Benim için hayatta şöyle bir bakış açısı vardır. Bir kere imkansız diye bir şey yoktur. Doğru. Olasılığı yüksek olgular, olasılığı düşük olgular vardır. Doğru. Zaha'nın Süper Lig'e şu anda transfer olması olasılığı düşük bir olgu. Neden? Çünkü Zaha bir kere Palace'ın en değerli oyuncusu zaten. Doğru. Premier Lig'in en değerli oyuncularından biri. Hala en değerli oyuncularından biri. Bu sene bir tık daha düştü sanki. Yani. Çok sakatlıklardan biraz uzak kaldı. Palace kötüydü. Doğru. Bir yere geldi. Hoca değişti. Roy Hodgson geldi vesaire. Orası biraz karışıktı. Ve yıllardır Premier Lig'in büyük takımları almaya çalışıp alamadı, evet. Zaha'yı. Çünkü abi orada Palace'da mutluydu. Hep de bunu söyledi. Oranın tek lideri gibiydi. Gelemez mi? Gelemez. Diyemem. Gelemez mi? Gelebilir. Olamaz mı? Olabilir. Yani benim
kağıt param da bir şekilde döner dolaşır senin cebine girebilir. Bu bir olasılıktır. Ama böyle büyük oyuncuları büyük teknik adamlarla ve önemli planlarla ikna edersiniz. Biz burada Avrupa'da şuraya gideceğiz. Şunu yapacağız, sen bunun lideri olacaksın. Ayrıca şu parayı istiyorsun, o parayı da vereceğiz dersin. O zaman yapabilirsin. 22.05.2023 saat 21 itibariyle Fenerbahçe'nin hocası belli mi? Değil. Değil. Demek ki Wilfred Zaha'ya biz bugün bu kontratı sözünü ettiğin manevi şartlarda koyamayacağız. Maddi. Ama bazı futbolcular vardır ki abi hoca fark etmeksizin alırsın. Hangi hoca gelirse gelsin oyuncu oynatmak mesela durumunda Zayis kalır. Nasıl? Zayis. Abi Zaha başka bir şey abi. Hayır hayır. Zayis mesela bu oyuncuların içine girer mi? Mesela Fenerbahçe'den bu çok iyi haber Zayis alan. Girmez. Çok iyi haber alan kaynaklar gelecek sene hoca varsa ben yokum dediğini söylüyor Zayis. Bu tam tersi. Mesela bazı oyuncular hoca varken gelir, bazıları da hoca varsa ben olmam diyebilir. Bunu daha önce gördük. Aynen öyle. Yani Zayt sonra yani 180 derece farklı noktada ters ikisi. Sonra. Aynen öyle. Fatih Terim döneminde Ünal Aysal Drogba'yı aldı, Sneijder'i aldı, Burak Yılmaz, herkes aynı takımda. Hepsini birden Fatih Hoca yer bulmak zorunda kaldı. Sneijder bizim dördüncü tercihimizdi. Ben desem sopalarsın Hasan Şaş dedi. Demedim mi? Daha önce Kaka istiyordu evet. Öncesinde başka isimler vardı listesinde. Abi ben şöyle söyleyeyim. Liverpool'un sol önünde kim oynuyor? Luis Diaz. Evet. Zaha kadrosunda olsa Liverpool'un ilk 11'de Zaha oynar sol önde. Ya öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya Zaha ile ilgili Crystal Palace'da şu vardı. Özellikle Roy Hudson'ın bir önceki döneminde Zaha'da şöyle bir durum söz konusuydu. Hani at Zaha'ya rahatla. Öyle. Crystal Palace'da öyle bir durum söz konusuydu. Bütün oyun üzerinden dönerdi tabii. Bu arada Batshuayi'nin de orada oynadığı dönemleri hatırlayın. Batshuayi ve Zaha birbirini iyi tamamlayan iki oyuncuydu. Bak Zaha çok asiste etmiştir Batshuayi. Batshuayi de çok yol açmıştır Zaha'ya. Bir de böyle avantaj da var aslında baktığında. Birbirini tanıyan ve birlikte oynamış iki tane oyuncu da olacak yani. Senelik kaç para alacak sana? Abi senelik ortalamasını söyleyeyim ben. 5'ten aşağı almaz. 5 alır. ama imza parası olarak da 10 milyon avro bence verilmez. Onu da söyleyeyim. Bence de verilmez. 10 milyon avro verilmez imza parası. Hani atıyorum şimdi 4-5 milyon avro imza parası dersin ve bunu 3 sene yayarsın, 3 yıllık mukavele yaparsın ona varım ben. O olur. Abi Zaha çok iyi oyuncu. Ama Fenerbahçe'nin önce bir 9 numara alması lazım. Neden önce? Çünkü ben... Abi bu fırsat şimdi beklemez ki. O fırsat gelmiş eline senin. Abi... Hani önce onu alayım sonra bunu alayım dersen adam kaçtı. Bir kere şunu bir konuşalım. Zaha bir fırsatsa eğer... bu fırsat sadece Fenerbahçe için mi geçerli Avrupa'da? Hayır değil Avrupa'da. Tabii. Yani birçok takım için geçerli bir fırsat değil mi? Birçok takım için geçerli. Yani para üzerinden evet. Ve plan üzerinden ikna edeceksin. Diğer... Ama Premier League takımları böyle imza paraları falan verirler mi Zaha için yani? Hani o Premier League takımlarının şeyine ters bir durum. Bütçe doğru diyorsun. Bütçeden kastım şu daha doğrusu. Takım içi denge diyeyim. Kimin nereden ne alacağına bağlı. Yeni çıkan takımlar manasız paralar da verebiliyorlar oyunculara. Doğru, evet. Nottingham Forest örneğinde olduğu gibi. Yaptığı gibi. Bilmiyoruz. Yani bu bir süreç göreceğiz. Bence zor transfer. İmkansız değil ama zor bir transfer. Evet. Ama yani ben sağdan sayıyorum. King, Batshuayi, Pedro. Soldan sayıyorum. King, Batshuayi, Pedro. 3 tane 9 numarası var Fenerbahçe'nin. 9'umsu numarası var. 3'ünü topluyorum. Biri yarım Icardi, biri yarım Aboubakar etmiyor. Doğru. Böyle Fenerbahçe kadrosu varken Zaha'dan önce bir 9 numara almak gerekir. Bir de Fenerbahçeliler diyorlar ki ya Zaha bize gelmez diyorlar. Gelir. Fenerbahçe ne yazık ki son yıllarda biraz vasata alıştırılmış ve Fenerbahçeliler de bunu kabullenmiş durumda. Haklısın. Oysa Fenerbahçe değil Zaha kimler geldi tarih boyunca. Amerikalılar mı gelmedi, Ortegalar mı gelmedi, Pampersiler mi gelmedi? Doğru. Hepsi geldi. Onların yanında Zaha her türlü gelir. Yeter ki sen almayı kafaya koy. Geçen hafta da bir parça konuştuk. Bence Fenerbahçe'nin bu sene yapması gereken Cem Yılmaz'ın sözünü ettiği gibi bak burada yapılmışı var diyor ya. 2000-2001 sezonundaki Kenneth Anderson etkisi. Bak burada yapılmışı var. Doğru. Ondan sonra Kenneth Anderson'dan daha büyük oyuncular Fenerbahçe'ye geldi ama bak burada yapılmışı var. 2000 sezonunda, 2000 yazını hatırlayın. Fenerbahçe şampiyon olmak zorundaydı 5. sene, 4 sene Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından. Gitti Aziz Yıldırım, Kenneth Anderson ki yanılmıyorsam 71'lidir, 29 yaşında falan geldi. Evet, Hafızam beni yanlış yönlendirmiyorsam. Yönlendirmez seninki. Ben hemen bardağı gibi koydu, oynayacaksın dedi. Oynadı, şampiyon oldu. Ve Zaha'yı ve bir kanat forvetten gene bahsediyoruz. Hani Fenerbahçe'den zaten... Geçilmiyor. Tam bir kanat forveti var mı gerçekten? İşte benim kanat forvetim bu dediğim bir oyuncu var mı Fenerbahçe'de? Bak, evet var ama o da center for kısmı çok gibi. Var yani. Hepsi yarımşar yarımşar öyle. Yani. Ama bak şöyle düşünelim.
Galatasaray'ın bugün iyi oynamasının en büyük sebebi iki tane. Bir, savunmasının çok sağlam olması. Omurga. Özellikle savunma omurgası. Torreira, Nelson, Abdülkerim, Muslera. Ön taraf rahat oynuyor. Ön tarafın ortasında da Icardi var. Böyle böyle bir ağır basıyor ki bütün buraya kadar iniyor tartı. Şimdi sen istediğin kadar Zaha'yı koy. Kendileri de yaşıyorlar bunu. Eduardlarla, Mateta'larla falan oynadığı için de zorlandılar. Yani Zaha'yı da koyacaksan iyi bir 9 numara koymak zorundasın. Doğru. Burada da Arao değil, Torreira'ya da Getson olmak zorunda. Gözünün önünde yaşanmışı var diyorsun ya abi. Kenneth Andy'den sonra gitme abi. Bugün gözünün önünde yaşanmışlıklar Beşiktaş'ta, Galatasaray'da var. Söz konusu Fenerbahçe ise kültürel kodunda, kültürel 9 numaraların olduğu bir takım. Doğru abi, tabii %100. O yüzden Fenerbahçe'nin önüne vermek. Van Persie, Anderson'dan büyük oyuncudur. Van Hooydonk büyük oyuncudur, onları geçme ama ihtiyaç dedi. İhtiyaçlar hiyerarşisinde atan tutan, doğru kabul edemem ama gerçek, ben de atan tutansa tepeye koyacağın ihtiyaçlar hiyerarşisinin tepesinde 9 numara varsa 2000 yılında Azil'in yaptığı gibi Kenneth Anderson çapında bir adam getireceksin ve tartışmayı bitireceksin. %100. Fenerbahçe bunu yıllardır yapmıyor. Icardi ile Abubakar'ın bu kadar fark yarattıklarını görmüşken, bu durum gözün önündeyken ben asla ve asla yeni sezonda Fenerbahçe'nin nokta atışı bir yıldız 9 numara getirmeme ihtimalini görmüyorum yani. Gider Raşit'se alırlar. Bak ben sana söyleyeyim. İşte o gene oraya gider, onu alırlar yani. Korkuyorum ben de. Ya bu arada aslında benim derdim değil. Ben Galatasaraylı olup söylemiyorum bunu. Yani kafa yapısı ona gidiyor. Juan Pedro'da, Mehmet Topuz'da onu olduğu gibi. Onu elinden alayım mantığı. Elinden alayım kafası. İrfan Can'da olduğu gibi. Sanmıyorum tekrar aynı hataların yapılacağını. Sanmıyorsun. Yani 5 sezon gördük biz arka arkaya. Sanmak istemiyorum. Belki ama göz görü gördü yapılması lazım. Ama ilk sanmaki dönerim artık geriye. Bu sana aşkımdan en son hediye. Sinan Özen miydi o? Beni hatırlayıp ağlarsın kapına diye. Kırmızı bir kapına gül bıraktım. Kırmızı bir gül bıraktım. Aa, dün gece resmini öptüm de yattım. Ya. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Hani baktığında abi Fenerbahçe'nin şu an savunma göbeği kim? İlk 11. Salay var. İşte yani Samet var. Samet var. Serdar Aziyoğlu'lar ayrılacak. Önü kim? Altısı? Arao. Crespo. Arao, Crespo, Zeiss, İsmail. Mert Hakan. Mert Hakan. Varoğlu var var. İşte öyle öyle olmaz. Olmaz işte. Ya öyle olmaz. Daha sadece savunma önü kim var? Mitchell bile değil. Her şeyden biraz var. Olmaz. Işte. Temel, olmaz. Asal. Hiçbir şeyden abi, tam yok. Omurgayı oturtmadan olması mümkün değil maalesef. Beşiktaş ya. Bunu ikinci yarı yaptı. İşte evet. Ümraniye maçından Kasımpaşa maçından sonra yaptı. Hoca Şenol Hoca ile beraber buraya geldi. Kasımpaşa maçından zaten. Sonra yaptı Beşiktaş bile. Peki o zaman şunu sorayım. Livakovic alınmalı mı abi? 28 yaşında kaleci ve kalecilerin futbola devam ettiği sürece kendine iyi baktıkları hemen sürece. Hemen beraber soralım. 39. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Yönetimi ve Camiası 1 Ağustos'ta başlayacak, fiil olarak 1 Ağustos'ta başlayacak sezonun 31 Mayıs 2024 günü ne hedefleyecek? Az önce senin çok doğru şekilde altını çizdiğin gibi UEFA Avrupa Ligi'de Konferans Ligi mi hedefleyecek? Lig şampiyonu mu hedefleyecek? Lig şampiyonu hedefleyecek. Lig şampiyonu hedefleyecekse Livakovic'e gerek yoktur. Türkiye'yi Altay'la ve İrfan Can'la idare edersin. Ama edemedin abi işte. Bu zamana kadar olmadı. Ama 10 milyon eurodan falan söz ediyorsun. Abi, çok pahalı olur. Ama bak şimdi Muslera'ydı abi. Bak şimdi ne kadardan bahsediyoruz? 10 milyon euro serbest kalma bedeli olduğu bilgisi var. Yani 8-10 arası. 8-10 bandı. Abi 28 yaşında ve Hırvatistan milli takım kalecisi. Abi bir dakika ya. Burma'ya kaç para verdi Fenerbahçe? 4,5. 4,5 mu? 5 mi? Verdi ama işte verdi. Ostar Gordi'ye kaç para verdi? 7 verdi. 7. Doğru mu Samet? Samet 4. Samet ya bir şey söyleyeceğim. Bu paraları verip şu kadroyu kurmak gerçekten baştan sona inanılmaz kötü bir kadro yapılanması bu. Kötü, inanılmaz kötü bir transfer politikası yani. 3 tane oyuncu alırsın. Bugün Galatasaray'ın Beşiktaş'ın olduğu gibi bence, bütün oyunu değiştirir. Arkadaşlar doğru. Bunu biraz da bilgiyle söylüyorum. Sadece yorumum değil, analizim değil. Biraz da bilgiyle söylüyorum. Fenerbahçe yönetimi şu anda şunun katastrofisini yaşıyor. Ya biz bütün kadroyu Ceman yönetim olarak biz mi kurmalıyız? Yoksa Ceman hocaya mı bütün yetkiyi vermeliyiz? Elbette ki kamuoyunda çıkıp şey diyemeyecekler. Ya bu bizi yerden yere vurduğunuz oyuncuların hepsini hoca istedi aldık diyemeyecekler. Ama burada yönetimin kurduğu kadro mu hocanın kurduğu kadro mu? Bence Fenerbahçe yönetimi 5. Ali Koç yılında bu karışımı yapamamayı yaşıyor. Jesus kalırsa gene yapamazlar bu karışımı. Öyle güçlü bir karaktere şunu al. Abi inadını oynatmaz. Sadece şöyle düşünüyorum.
hani dedin ya 5 senedir belki ilk defa başka bir şey göreceğiz. İlk defa bir sezona bir önceki sezondan kalan hocayla başlayacak Fenerbahçe. İlk defa. Bu kadar zaman artı içerisinde. O da belki. 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 Yani başlarsa en azından bir şu değişiklik. Şu an gidişat öyle gibi duruyor. Öyle yani. Gibi duruyor bence de. Ve o zaman belki başka bir şeyler konuşabiliriz. Ve belki biraz daha fikir alışverişi bari bir şekilde transfer ama yapılır. Ama arkadaşlar şunu Fenerbahçe'nin içinden, Fenerbahçe'de irin olan şu kafayı çıkartmazsak olmaz. Nedir o? Aboubakar Diz, Icardi Özelhayat, Weghorst Hoca istemedi. 3 tane hata yapılmaz abi. Bunu 3'ünün biri Fenerbahçe'nin önüne geldiyse alınır yahu. Doğru söylüyorsun. 3'ünden 3'ü de doğru. Mi arazlı ve 3'ü de doğru. Gitti Juan Pedro'yu aldı adam. Evet. Doğru. Yani Aboubakar pas, Weghorst pas, Icardi pas. Kaldı ki bu programı biz eğer Ağustos'ta da yapsak aynı cümleleri bu 3 oyuncu için söylerdik. Ya arazları var ama Fenerbahçe'ye ne ilaç olur kardeşim derdik. Bu arada maalesef Rossi de yani tırnak içinde overrated denilen olduğundan çok daha iyi gösterilen bir oyuncu olduğunu gösteriyor performans. Bence Latince bildiği için Fenerbahçe'de oynayabiliyor. Barsa hazır piyasası aldığın fiyata sat. Aynı fikirdeyim. Niye Rossi'ye 5 veriyorsun? Mesela Rossi'nin yerine kadroyu genişletmek amacıyla konuşulan herkesin psikolojik olarak karşı çıktı. Ryan Kent'i al. Oyna. Psikolojik olarak karşı çıktı diyorum çünkü... Fenerbahçelileri artık şey istiyorlar. Ben Yıldız 9 istiyorum kardeşim. Onu al. Livakovic al. Ondan sonra ne alırsan al noktasında şu an Fenerbahçeliler. Bak, bak bu ben her futbol sever gibi ben de endişeli izliyorum. Çünkü konuşulan isimler gene aynı şekilde bir transfer politikasını işaret ediyor. Sanki yana adamlar... Şu an yok Livakovic daha iyisi mi? Yok Livakovic de Zaha'yı değil. Yani Erdoğan diyor ki ana yemek gelmiyor masaya diyor. Ana yemeğe sanki hareketlenilemeyecek gibi. Çünkü daha önce de bazı yıldız isimler konuşuldu. Hiçbiri alınmadı. Hep yamuk. Ya da ana yemek diye bana hamburger getiriyorsun abi. Hamburger güzelse yerim ana yemekte. Ana yemekte hamburger olmaz. Abi nedir ana... Abi bir şey söyleyeceğim. O çizburgerse hiç böyle peyniri bol. Erdoğan Turşun. İtalya'ya gittin. Erdoğan hamburger mi yedin ana abi? Ana yemek yani? Hamburger yedim mi? Türkiye'deydim. Ana yemek hamburger. Bir de ana yemek hamburger nerede yediğine bağlı canım şimdi. Birleşik Devletler'e gidersen ana yemek hamburger. Ya hiç gitmedim ben. Ya ben gide gide Şırnak Kabar Cüdi Dağı'na gidiyorum ya. Bugün orada geçti. Çok güzel, güzeldi anlatacağım. Güzel. İzlenimlerini radyodan anlatacağım arkadaşlar. O zaman ağzına sağlık. Çok güzel sohbet oldu ya. Vallahi güzel oldu. Fenerbahçe kısmı da çok güzel oldu. Abone olacağız. Abone olacağız. Abone olmazsanız seviniriz. Alta da yazdık. Şöyle bir tık beğeniye, bir tık abone olmaya seviniriz. Ana yemek hamburger olmaz. Ben yarın sabah radyoda işlerim bunu. İşte. Ana yemek hamburger olmaz. Abi bu arada artık öyle hamburgerler var ki. Ana yemek olmaz. Ya bir hanımefendi de gidip ana yemek hamburgerli bir sonra restorana gider misin? Abi bak bir dakika yani. Salaş ortamlar da olur. Evet bu arada salaş ortamlarda yediğin yemek ana yemek olmaz. Abi olur. Abi ana baba yemek de olur ana yemek de olur. Ana yemek sevdiğinle beraber keyifle yediğin yemektir. Aa. O zaman doyarsın her zaten. Her bir soğan ekmekteyiz. O zaman aşamadım. Doyarsın zaten. Soğan ekmek aşamıyoruz. Yalnız soğan ekmek de baba ne güzel ya. İnce böyle domatesli hafif kıymayla. Abi köfte. Anne hayır annelerin köfte yemek harcı. Şu anda. Köfte oğlum annelerin yemek harcını alırsın yarım ekmeğe koyarsın ya biz küçükken öyleydik yani. Efsane. Salça ya. Salça ya. Uzatırız sonra. Acıktık galiba biz ya. Aslında az önce yedim var ama. Peki ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşelim. Dortmund'un şampiyonluğuyla karşınızda olmak dileğiyle. Güneşli havada, sıcak asfaltta. Boşuna şampiyon dememişler. Her mevsime, her koşula uygun lastikleriyle Continental. Yola çıkana, arka çıkar.